Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Gittik bir template sınıfının nasıl kullanılacağını, yani sınıftan ziyade aslında bu mekanizmanın aslında C++'da nasıl gerçekleştirilebileceğini ve bu C++'da kullanırken bize nasıl bir kolaylık sağlayacağını görmüştük. Şimdi bakın operatör overloading'de bizim bir tane daha konumuz var. Fonksiyon çağrı operatörünün aslında yüklenmesi. Bugün ona bakacağız. Ondan sonra da bu template'lere zaten detaylı bir şekilde ben gireceğim. Ama dikkat edin bakın, geçen derste biz sanki pointer olmayan bir nesneyi aslında pointer varmış gibi yükleyip çalıştırabilmiştik arkadaşlar. Zaten bizim liste sınıfımız ya da atıyorum set sınıfımız ya da string sınıfımız tamamen bu şekilde aslında implemente edip çalıştırılabiliyor arkadaşlar. Böyle bir maskeleme var aslında orada. Ama şu anda bizim konumuz bu değil. Şu anki konumuz tamamen şu arkadaşlar. Function calling operatör ile alakalı aslında bir açıklama yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın. Normalde biz bir fonksiyonu tanımlarken bu şekilde aslında bir çağrı yapıyoruz. Bakın burada f aslında onun spesifik name'i olarak geçiyor ama aslında bu adres bloğunda, yani aslında hafızada bu fonksiyonun ilk başlangıç adresini size veriyor. Aslında bu isim bir maskeleme. O yüzden mesela bunun türü ne? Void yıldız ya da int yıldız ya da atıyorum oradaki aslında tür neye geri dönüyorsa aslında onun yıldızı türünden aslında bir ifade oluyor. Eğer bakın siz burada gidip şu aç kapa parantez yaparsanız, yani aslında çağrı operatörünü siz buraya koyarsanız gidiyor bu fonksiyonun içeriğini alıyor arkadaşlar bu sizin için. Ve o fonksiyonu gidiyor orada execute ediyor. Aslında çalıştırmaya çalışıyor. O yüzden aslında bu ifade tamamen neyle alakalı? Run'la alakalı. C++ arkadaşlar bize aslında neyi veriyor biliyor musunuz? Şunu veriyor. C++'da bizim şöyle bir f fonksiyonumuz varsa ya da biz buna func diyelim. Hani en azından görünsün. Bu func onun ismi ama onun aslında adres bloğundaki neyi? Başlangıç adresi. Ve biz ne yapıyoruz aslında burada? Bakın func dediğimizde nokta diyoruz. Operatör şu ifadeyi aslında kullanıyoruz. Bakın birinci operatör bizim aslında bu da yükleme yaptığımız operatörün ismi. İkincisi ise onun çağırma operatörü. Yani aslında bu fonksiyonu değerleme operatörümüz. O yüzden bakın biz bunu aslında overload edebiliyoruz. Yani bir klasın elemanını tanımlayıp o klasın elemanını tanımladıktan sonra onun içinde çeşitli örnekler yapıp mesela atıyorum o klasın elemanını biz çağırabiliyoruz. Ya da atıyorum oradaki değerlerini atama yapabiliyoruz. Ya da fonksiyonu gerçekten burada işletebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu fonksiyon bizim istediğimiz türe dönebiliyor. Yani bunun return type'ı free. İstediğimiz herhangi bir şey yazabiliriz. İkincisi, istediğimiz kadar parametre bunun içine alabiliriz arkadaşlar. Bu operatör fonksiyonun içerisine. Number of parameters is not restricted yazıyorum buraya bakın. Aynı şekilde biz birden farklı imzalı operatör fonksiyonu aslında burada çağırabiliriz. Örneğin işte atıyorum operatör gittiniz yazdınız şöyle integer yazdınız. Sonra bakın şu şekilde ben bunu derledim. Ve aynı şekilde bakın operatör sallıyorum integer'a double'da aslında ben burada çağırıp onu oluşturabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bakın burada operatörlerde ne olacak burada? Overloading aslında arkadaşlar bu mekanizmanın içinde var. Neden? Fonksiyon çağrı operatörü aslında bize bu işi yapma izni veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bunları gidelim ne yapalım? Bir örnek üzerinde deneyelim. Bu şekilde öğrenmemiz. En azından ben kuralları size verdim. Bu kuralları verdikten sonra bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunları denememiz gerekiyor. Şöyle geliyorum include'un içine iostream'i sokuyorum. Yine namespace'imi ekleyeyim burada. Yazdırma işlemlerim için. Int main bloğumu koyuyorum. Bunu koyduktan sonra gidiyorum. Bir class tanımlayacağım arkadaşlar buraya. Class myClass olsun burada. Bu myClass'ı tanımladıktan sonra bakın burada. Benim bir private section'ım olsun. Bir public section'ım olsun burada. Public'in içerisinde arkadaşlar şu private'a da aslında int enval diyelim buraya. En azından bu şekilde dursun. Private'ın içinde arkadaşlar ben bu operatörü yükleyebiliyorum. Void diyorum. İstediğim herhangi bir tür seçebilirim bakın arkadaşlar burada. Bunun bir sınırı yok. Operatör diyorum.
İki parantez koyuyorum buraya. Birincisi ne? Hangi operatörü yükleyeceğim? İkincisi ise onun alacağı parametreler aslında arkadaşlar. Geliyorum buraya. Cout diyorum. Cout'un içinde operatör şu is calling diyorum. Ve end'i buraya koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın ben gidip myClass türünden bir myClass yaratayım burada. M yaratayım. Benim şimdi burada değişkenim oluşacak mı? Kesinlikle oluşacak arkadaşlar. Bakın herhangi bir hata almadım. Şimdi bakın bu operatörde M bir fonksiyon mu? Değil arkadaşlar bakın. Ama ben M'i şu şekilde çağırabilir miyim? Kesinlikle çağırabilirim. Bakın bunu çalıştırıyorum. Çalıştığımda operatör fonksiyon çağır diyorsun. Function calling is calling olarak bana aslında geliyor burada. Şimdi bakın biz buradan ne anlıyoruz aslında? Aslında şunu anlıyoruz. Bakın bizim o zaman bir nesnenin içerisinde C++'da özellikle bir fonksiyon tanımı aslında yapmak zorunda değiliz. Biz klasları tamamen özelleştirip aslında bu klasların elemanlarını da sanki bir fonksiyon muamelesi yapabiliriz arkadaşlar. En önemli görmemiz gereken kısım bu. Çünkü bakın siz m'in değerini burada aldığınızda dikkat edin bakın ben m'e bir fonksiyon yüklemesi yapıyorum. Bu fonksiyon yüksünde operatörü yükledikten sonra bakın burada aç kapa parantezle ne yapıyorum? O fonksiyon çağrı operatörünü buraya yerleştirebiliyorum. Ve bu benim için bir fonksiyonu başlatabiliyor arkadaşlar. Gerçekten bunu biz ne yapabiliyoruz? Derleyip çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifadeyle operatör şu ifade birebir aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bakın benim için hiçbir farkı yok. Çalıştırıyorum. Bakın burada iki ayrı operatörü ben ne yapabiliyorum? Çalıştırabiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Ben ne demiştim? Sallıyorum void operatör. Bu operatörü çağıracağım. Bunu ne yapıyorum? Normalde ben mesela artı operatörünü de buraya yüklemek istediğimde şöyle yapabilirdim parametreyi. Ama şu şekilde koyuyorum. Ve bunun içerisine gidiyorum. Int a diyorum. Int b diyorum. Şimdi ben böyle bir şey yapabilir miyim burada? Bunun içerisinde. Bakın. Gideyim. Sallıyorum mesela burada. Cout'un içerisinde. Operatör. Şöyle. Int int diyorum. Is calling diyorum. End'i koyuyorum. Ve aynı mantıkla bakın. A'yı. Ve b ifadesini. Buraya yazdırıyorum. Şimdi bakın ben bunu bir çalıştırayım. Çalıştırdığımda operatör is calling, operatör is calling. Fonksiyon çağrı operatörü burada çağrılıyor. Şimdi bakın ben bu m'i bu sefer gideyim ne yapayım? Sallıyorum 5'e 5 değeriyle çağırayım. Bakın class elemanını çağırıyorum ama bakın ben burada operatörü yükleyebiliyorum bakın burada. Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Fonksiyon bu sefer ne yapıyor? Operatör int is calling diyor. 5 5. Aslında iki tane 5 ifadesi burada detaylı bir şekilde benim karşımda duruyor. O zaman bakın arkadaşlar. Biz aslında burada temel olarak ne yapıyoruz? Bu fonksiyon bloğunun içerisinde aslında biz bir işlem yapmak istediğimizde bile, bunları gerçekleştirmek istediğimizde bile zaten bakın. Bu operatörleri yükleyerek sadece emin oradaki fonksiyon değerine bakarak biz ne yapıyoruz? Sanki bir fonksiyon çağırıyormuş gibi bunu yapabiliyoruz. Normalde bakın ben buraya gidip ne yazardım? Void sallıyorum run diye bir fonksiyon olsun ve şöyle cout'un içinde process is start diyeyim ve endle diyeyim burada. Ve ben buraya aslında ne yapabiliyordum? Emin neyini verebilirim ben buraya? Run'ını ben burada çağırabilirim. Normalde bakın siz ilerleyen zamanlarda bu C# kullanmak istediğinizde ya da atıyorum bundan daha yüksek seviyeli dillere geçtiğinizde aslında siz bu tanımları nasıl yapacaksınız? Bu şekilde böyle bir şeyi start edeceksiniz. Bir şeyi bitireceksiniz. End diyeceksiniz. Stop diyeceksiniz. Bu haberleşme protokollerini bu şekilde kullanacağız. Ya da bir tane motor kontrolü yapıyorsanız bunları bu şekilde implement edip kullanmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Bakın bunlar bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Aslında şunu anlatıyor. Biz bakın burada sadece bir class elemanını aslında alarak o fonksiyon çağrı operatöründen de bakın kurtulabiliyoruz burada. Yani biz bu operatörü yüklediğimizde bir class nesnesi olarak tanımladığımızda bu m'i ben çağırmak istediğimde, başlatmak istediğimde içindeki bütün değişkenleri de kullanarak ben ne yapabiliyorum? Gidiyorum bunun içindeki her şeyi implemente edebiliyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik bizim için. Şimdi bakın. Madem benim böyle bir ifadem var burada. Gideyim bir ben şu myClass için bir constructor yazayım burada. Şöyle bir int valim olsun burada.
am while yerine while'le başlatayım ve parantezimi açayım. Constructor'ım benim bunu yapacak aslında. While'in değerini aslında burada gösterecek. Aynı mantıkla bakın. Ben gideyim bir destructor da yazayım. My class destructor'ın içerisine de gidelim. Şöyle bir destructor koyalım. Ama şu anda herhangi bir şey koymama gerek yok arkadaşlar burada. Neden? Çünkü ben bu ifadeyi verdiğimde aslında bunu burada elde edebiliyorum. Şimdi bakın burada default constructor olmadığı için bu emin değeri başlarken burada bakın bana sorun yaratıyor. O yüzden mesela bunun ilk değerini 10 değeriyle başlatalım. Çünkü sen bunu buraya yazdıysan adam diyor ki bak diyor benim diyor burada default constructor'ım yok diyor. Default olmadığı için sen bunu gideceksin bu while değeriyle kullanacaksın diyor. Şu an benim burada bir hatam var mı? Bir çalıştıralım. Herhangi bir hatamız yok arkadaşlar bakın. Şimdi şunları şöyle bir alalım. Hatta şu run'ı da silelim. Bizim için şu anda şey değil. Şu şekilde. Şimdi bakın. Ben burada operatör yüklemelerini yapabiliyorum. Bu 5'e 5 değeri veriyorum. Ya da başka bir şeyler söyleyebiliyorum burada. Bunların hepsini yükleme yapabiliyorum. Örneğin ben burada operatörü bakın burada 10 değeriyle başlattığımda enval değerinin içerisine set işlemi yaptığımda ne yapayım? Gideyim burada. Operatör şu calling diyeyim. Calling dedikten sonra işte sallıyorum. Int i eşittir 0'dan. I neye kadar olsun? Enval'e kadar olsun. Ve burada i artı artı olsun. Aynı mantıkla bakın. Ben buraya gideyim. Cout diyeyim, tamam mı? Cout'un içerisine de i value diyeyim. Şöyle. Ve gideyim. I çarpı i ifadesini buraya koyayım. End değil. Hatta bunu şöyle koyalım. Döngüden çıkınca da cout ve end'le verelim. Şimdi bakın ben m10 ifadesini burada başlattım. M10 ifadesini başlattıktan sonra sadece operatör şu ifadeyi çağırıyorum bakın burada. Bunu çağırdıktan sonra bakın benim elde edeceğim çıktı ne olacak burada? Bakın dikkat edin. Operator is calling diyorum. E value bu ne yaptı? 81'e kadar aslında bana burada bütün değerlerini hepsini verdi. Tabi biraz saçma olmuş burada. O yüzden şöyle yapalım. I value demeyelim buraya. Şöyle. Sadece şöyle yapalım. I value diyelim. Şu şekilde. Bunu dedikten sonra yazdırmaya başlasın. Clear diyelim. Ve çalıştıralım. Bakın ben burada operatör overloading'i gidip fonksiyon çağrı operatöründe yaptığımda bakın bir sınıfın elemanını sanki burada bir fonksiyon varmış gibi muamele edebiliyorum. Ben o zaman bu fonksiyona parametre gidip çalıştırabilirim de aslında. Yazatıyorum bunu integer ile aslında derleyip çalıştırabilirim. Ya da ben bunun içine bir tane değer verip gidip o değerlerin hepsinin çıktı değerlerini buraya alabilirim. Sallıyorum int burada x olsun. Ve ben her döngüde bakın gideceğim burada x'i buradan çıkarayım. Şimdi bakın buraya geliyorum. 5 diyorum mesela. Ve tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın eksi 5, eksi 4, 1, 76'ya kadar burada gidiyor. Bu anasa ne sağlıyor biliyor musunuz? Herhangi bir fonksiyonun içine ben bir parametre geçtiğimde. Bakın bu parametrenin içine ben parametreleri de geçebiliyorum. Return type'ını da bakın burada belirleyebiliyorum. İstediğim herhangi bir şey yapabilirim arkadaşlar bunu. Bunu yaptıktan sonra bakın ona parametre geçtikten sonra içeride bir işlemi başlatıp gerçekten bunu bitirebiliyorum. Mesela ben buraya gelip şunu da yazabilirim. Cout'un içerisinde. Task is complete diyorum bakın buraya. End'le diyorum. Bu operatör overloading'i yükledikten sonra bakın burada. Bakın ne yapıyor? Bunu çağırıyor. Çağırdıktan sonra I value şu diyor. Ve task is complete diyor. Ve bakın ben burada herhangi bir fonksiyonu gidip ne yapmıyorum? Run etmiyorum ya da start etmiyorum. Zaten sınıf bu özelliğe sahip olduğu için ben bunları da otomatik olarak çalıştırabiliyorum. Bu bize ne sağlıyor aslında? Bütün programın içindeki değişkenlerin hepsini aslında saklayabilmemizi sağlıyor. İkincisi class'lara sanki fonksiyon muamelesi yapabiliyormuşuz gibi bir his veriyor arkadaşlar. Yani atıyorum siz burada noktasına gidip bunu yazacak yerine aslında ne yapabiliyorsunuz? Maskelemiş oluyorsunuz. O maskeyi ben buraya taktığımda bir sınıfı öyle bir özelleştiririm ki ben burada o sınıfı siz aslında fonksiyon olarak çağırıyormuş gibi düşündüğünüzde bile aslında o sınıf ne yapar? Arkada benim istediğim operatör işlemini yapar ve operatör işlemini yaptıktan sonra bana orada değerler üretir arkadaşlar. En önemli aslında çıktısı bu. Biz ne yapacağız? Bunu ilerleyen uygulamalarımızda aktif bir şekilde kullanacağız. Özellikle bakın ileri
seviyeli aslında kütüphanelerin içerisinde. Bunlar çok aktif kullanılıyor. Ve siz bunları gerçekten kullanırken aslında şey yapıyorsunuz, bir fonksiyon olarak onu çağırdığınızı düşünüyorsunuz. Ama aslında bu Michaelis'in bir değişkeni türünden bir değişken yarattığınızda siz gidip onun bir fonksiyon muamelesi yapamazsınız arkadaşlar. Bakın ne Python'da vardı ne Java'da vardır. Hiçbir yerde yoktur. Bu class'larda vardı sadece. Bu C++'ın gerçekten operatör overloading denen bir özelliğiyle aslında bize yüklenmiştir arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste biz ne yapacağız? Gideceğiz yine örneklerimize devam edeceğiz. Ondan sonra da aslında yeni tür değiştirme operatörlerini ben size göstereceğim. Static, reinterpret, const aslında işlemleriyle biz nasıl bir cast işlemi yapabiliyoruz? Bunları gerçekten değerlendirebiliyoruz. Onları size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.